Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Antalya Growtech 2017 fuarı. Fuar katılımcılarımızdan Koruma Klor firmasına konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkan yardımcımız Kemal Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Hayırlı fuarlar. Teşekkürler. Kemal Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kemal Aracı Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Kaç yılından beri sektörün içerisindesiniz? Tarım sektöründe 22 sene bitti. Hı-hı. 22 sene bitti. Evet. Peki biraz Koruma Klor'dan bahsedelim o zaman. Neler yapıyorsunuz? Şimdi Koruma Şirketler Grubu olarak ağırlıkla kimya sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu şirketimizin ilk kuruluşu 1949. Ancak biz şirketi, daha doğrusu fabrikayı 1994 yılında satın aldık. Satın aldığımızda İzmit'te bir fabrikaydı. Ağırlıkla klor üreten tesis. Tabii bunun yanında tarım ilacı, aktif maddesi ve formülasyonları üreten bir fabrikaydı. İşte 94'ten beri muhtelif yatırımlar yaptık, çeşitli modernizasyonlar yaptık ve daha sonra Denizli ve Hatay'da aynı tesislerden kurduk. Yani şu anda Türkiye'de üretim olarak 3 ayrı bölgede faaliyet gösteriyoruz. Depolama olarak da Trakya ve Adana yumurtalıkta depolama tesislerimiz var. Tarım ilacı olarak da Türkiye'nin 7 bölgesinde ofislerimiz ve yine depolarımız var. Nelere dikkat ediyorsunuz peki hizmet verirken Kemal Bey? Hizmet anlayışınız nedir firma olarak? Hizmet anlayışımız standart, biraz beylik bir söz olacak ama kalite. Kalite bizim çok önemli ve yani vazgeçilmez bir alışkanlığımız diyeyim. Yani o hale getirdik. Bütün çalışan arkadaşlarımız da bunun farkındadır. Onun haricinde sürekli teknolojiyi takip etmeye uğraşıyoruz. Ve şunu gururla söyleyebilirim. Klor üretiminde Türkiye dünyanın en iyi teknolojilerine sahip bir ülkedir. Klor tarafında biz ağırlıklı ham madde üretiyoruz. Yani Türkiye'deki sanayiye ham madde yapıyoruz. Tarım bölümü biraz daha farklı. Formülasyonla çiftçiye hizmet etmeye uğraşıyoruz. Bu arada yurt dışında bazı ham maddeleri teminde zorluklar yaşandığı için yurt içinde bazı tarım ilacı aktif maddeleri üretmeye karar verdik. Bunların iki tanesini şu anda üretebilecek durumdayız. Yani birkaç tanesi de inşallah önümüzdeki bahar aylarında devreye girecek. Yeni projeler girecek yeni diyorsunuz. Yeni projeler girecek. Fuarları takip ediyoruz aktif olarak. Tabii fuarları takip ediyoruz. Türkiye'de genellikle katıldığımız, tarım olarak katıldığımız fuar genellikle Growtech. Ben herhalde bir 10 senedir falan geliyorum Growtech'e. Onun haricinde muhtelif kimya fuarlarına katılıyoruz. Ama tarım fuarı olarak yani bize en uygun fuarın burası olduğunu düşünüyoruz. Ve dolayısıyla her sene geliyoruz. Hayırlı olsun tekrar fuar sizin için. Peki Kemal Bey, buradan izleyicilerimize, tüketicilere neler ileteceksiniz son olarak? Vallahi yani tüketicilere iletebileceğim şey, şimdi biz
çok bilinen bir markayız. Yani belki de bu şundan, aslında Türkiye'deki ilk yerli tarım üretici, tarım ilaçları üretici firma Koruma. Yani belki onun şeyiyle iyi bilinen bir firmayız, iyi bilinen markayız. Tabii en büyük sıkıntımız, rekabet konusunda, ki rekabeti bir noktada çok şeye almıyoruz, yani çok önemsemiyorum açıkçası. Fakat yani bazı konuda bu kıyaslamalar falan hakikaten bizi üzüyor. Çünkü biz piyasadaki bütün malların, bütün ürünlerin hangi kalitede olduğunu, ne olduğunu biliyoruz. Yani buna çok dikkat etmeleri, Teşekkür ediyorum sizlere Kemal Bey. Değerli bilgiler aldık. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız sizler için Antalya GrowTech 2017 fuarı dedik. Fuar katılımcılarımızdan Koruma Şirketler Grubu'ndan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.